Unutmayalım gençler. Çarpan bir Px polinomu sabit kalmak şartı ile kendi derecesinden küçük olan yeni polinomların çarpımı halinde yazılabiliyorsa yazılan bu polinomların her birine Px polinomunun çarpanı denir. Birinci özellik arkadaşlar çarpanlar ayırmanın en önemli özelliklerinden birisi ortak parantez alma. Yani AB artı AC ifadesine dikkat edecek olursanız, olursanız A'lar ortak A çarpı B artı C olarak çarpanlara ayrılabilir hemen tebeşirimi aldım yan tarafa. Yani şurayı şöyle arkadaşlar bir çerçeve içine alıyorum. Çünkü zaten kullanıyoruz. Aslında bunu çok zorun içerisinde yapıyoruz ama bir kere daha tekrar etmekte fayda var. Peki bir uygula yapalım. Demiş ki x eşittir 6,4 ve y eşittir 3,6 olmak üzere x artı y çarpı 3 eksi y eksi, eksi x artı y çarpı x eksi 3 y işleminin sonucu kaçtır demiş. Arkadaşlar bakın direkt değerleri yerine koyarak da yapabilirsiniz. Fakat uzun olacağı için ortak parantez alalım. Bakın burada x artı y'ler ortak. Bu ortak x artı y'ler. Şuradan başlıyorum. x artı y ortak parantezinde sol tarafta ne kaldı? 3x eksi y kaldı. Yan tarafta x artı y yazdığımız zaman eksi x eksi 3 y burada kaldı. Şunu köşeli parantez içinde yazacağım. Arkadaşlar şöyle yapalım. Dolayısıyla şurada köşeli parantez olsun. Hani daha şık dursun. Hocam her şey dikkat ediyorsunuz gençler her şey sizin için. Şimdi buradan düzenliyorum x artı y çarpı 3x eksi y eksi x artı 3y olacak. Burada gidenler var mı bakalım bir. 3x'ten x çıkartırsak 2x kalıyor yani şöyle x artı y gene kalıyor burada gençler. 2x artı 2y. X artı y ortak parantezinde 2 parantezin dışarı aldım x artı y olacak. Bakın. Artık en sade şekline geldi. X artı y'yi zaten bulabiliyorsunuz. X ile y'yi topladığınız zaman arkadaşlar şurada yapalım o işi. X artı y eşittir. 6,4 artı 3,6'dan 10 olarak bulursunuz. Yani 10 çarpı 2 çarpı 10'dan 10 kere 10 100, 200 sonucuna ulaşırsınız. Bakın ne kadar kolaylık sağladı. Hocam ama çarpanlar ayırırken bayağı uğraşmadık mı? E fakat konumun adı bu olduğu için dikkat edecek olursanız detay yaptım arkadaşlar. Hem de konuyu kavratmaya gayret ettim. Unutmayalım arkadaşlar, İki terimler denildiği zaman en baş iki terimi iki kare farkıdır. X kare eksi y kareştir, x artı y çarpı x artı y'dir. Arkadaşlar bu çok önemli. Yani a kare eksi b kare de olabilir bu iki kare farkı. A eksi b çarpı a artı b'dir. M kare eksi n kare de olabilir. Hiç önemli değil. Bunların hepsi iki kare farkı olarak yazılabilir. Peki? Aşağıdaki ifadeleri iki kare farkı metoduyla çarpanlarına ayıralım. Arkadaşlar bakın a kare eksi 9 diyor. Bunu a eksi 3 çarpı a artı 3 olarak ayırabilirsiniz. 4x kare eksi 16 diyor. Aslında burada önce 4 parantezini alabilirsiniz. 4 çarpı x kare eksi 4 olacaktır bu. Buradan 4 çarpı x eksi 2 çarpı x artı 2 olacak. Yine iki kare farkı olarak açmış olduk. 25 eksi x kare bölü 9 diyor ya bu 5'in karesidir aslında. 5 eksi bu da x bölü 3'ün karesidir. 5 eksi x bölü 3 çarpı 5 artı x bölü 3 olarak yazılabilir gençler. a kare x 16 a eksi 4 çarpı a artı 4'tür. 144 x kare eksi 16 y kare. Bakın yine burada 16 parantezini alınabiliyor sanırım. 16 parantezinde gençler. Ne oldu? 9 kere. 9 kere 16 144. 9 x kare eksi y kare'den. Bunu da 16 parantezinde 3 x eksi y çarpı 3x artı y olarak yazabilirsiniz. Altıncı soruya dikkat edin. 25, 5'in karesi olacağı için 5 eksi x bölü 5 çarpı 5 artı x bölü 5 olarak ne yapmış olduk arkadaşlar? 2 kare fark olarak açmış olduk. Tebrik ediyorum. Unutmayalım arkadaşlar. iki terimlerden 2 küp farkı ve 2 küp toplamı da önemlidir. x küp eksi y küp eşittir. x eksi y çarpı x kare artı x y artı y kare x küb artı y küp olursa da x artı y çarpı x kare eksi x artı y kare olarak ayrıştırılabilir. Biz bunlara çarpanlar ayrılma metotları diyoruz. Peki düzenleyelim şimdi. A eksi 8. Arkadaşlar 8 2'nin kübü olacağı için a eksi 2 yazıyorum önce. Çarpı birincinin karesi birincinin ikincinin çarpımı ikincinin karesi. Ben böyle öğrenmiştim hiç unutmadım. x küb artı 64 64 4'ün kübüdür. x artı 4 Çarpı birincinin karesi birinci ile ikinci. Bakın artı olursa eksi. Dikkat edin orada. Eksi ikinci ile birinci çarpımı artı ikincinin karesi. 8 x küp eksi 125 y küp diyor. Arkadaşlar burada 8 de 2'nin kübüdür. 125 de y'nin kübüdür. O zaman 2'nin kübü olacak. X'in kübüden 2x eksi 5y. Bakın ne yapmış olduk arkadaşlar? 5y'nin kübü şeklinde açmış olduk. Çarpı birincinin karesi 4x kare. Birincinin ikincinin çarpımı. Yalnız artı olacak burası. 10xg artı ikincinin karesi yani 25y kare. 27 a küp artı 64 diyor. Arkadaşlar 27 3'ün kübü olacağı için 3a artı 64'te 4'ün kübü olacak 4. Çarpı birincinin karesi bakın 9a kare. Birincinin ikincinin çarpımı 12a artı ikincinin karesi 16. 8 x eksi 27 8 x küp eksi y küp bölü 27. Bazen konuşamıyorum. 2x Eksi y bölü 3 arkadaşlar. Çünkü kübü. Çarpı bakın birincinin karesi. 4x kare. Birincinin ikincinin çarpımı. 2x bölü 3. Ama burası artı. Çünkü eksi ise artı. Artı ikincinin karesi. Y kare bölü 9. Son soruya gelelim. Arkadaşlar burada x kare parantisini alıyorum. Bir de y parantesini alıyorum. Bakın x kare y ortak oluyor. Burada x kalıyor. Burada da 8 y küp kalıyor. Gördünüz değil mi? Herkes hocam gördük. Bravo arkadaşlar. Takip edin yazarken. Bunu aynen yazıyorum. X kare y'yi aynen yazdım. Çarpı x eksi 2 y çarpı. Arkadaşlar bakın ne yapmış oldum. X eksi 2 y yazdım. Bundan sonra kareden alacağım. Birincinin karesi. Birincili ikincinin çarpımı. ikincinin karesi. Yani 4 y üzeri 4. Biraz sarttık yan tarafa olsun. Anladınız siz onu. Yani bu şekilde iki küp farkı ve iki küp toplamını arkadaşlar sayıların küpü şekline getirip yapabilirsiniz. Peki. Üç terimler. Arkadaşlar bu üç terimleri de aslında çok yerde kullandık ax kare artı bx artı c ifadesinin üç terimsini çarpanlara ayırması. A eşittir 1 ise işimiz kolay. O zaman b x kare artı bx artı c üç terimsinde çarpımları c ve toplamları b olan m ve n sayıları bulunur. O da b x kare artı bx artı c eşittir. x artı m çarpı x artı n olarak açılır. Yani şöyle şöyle gidelim. x kare artı 3 x artı 2 diyor ya yani x ile x bu 1'e 2 de hatırlayın bunu artı 1 artı 2. Yani x artı 1 çarpı x artı 2 olacaktır. Buna gelelim. X'e X çarpı zaman 20 olacak. Toplam zaman eksi 9 olacak. Nedir onlar arkadaşlar? Eksi 5'e eksi 4'ten X eksi 5 çarpı X eksi 4. Bakın çarpına ayrıldı. X kare eksi 3 X eksi 18 ise X'e X çarpı zaman 18 eksi 18 olacak. Eksi 6'ya artı 3. Artı yazmaya gerek yok ama hani görün diye yazıyorum. X eksi 6 çarpı X artı 3 olacak. 24 eksi 2x eksi x kare. Arkadaşlar ben eksi olduğu zaman eksiden kurtuluyorum. Yani şöyle yapıyorum. Eksi x kare eksi 2x artı 24 ya burası. Bunu eksi parantısına alıyorum. Ben x kare artı 2x eksi 24 oluyor. O zaman eksi dışarı yazdım. Bakın şimdi. Bu x'e x. Bu da 6'ya 4. Bu artı olacak. Bu eksi olacak. Eksi dışarıda x artı 6 çarpı x eksi 4 olacak. Bakın ne kadar kolay oldu. O zaman yani şuraya yazıyorum. Eksi parantezinde x artı 6 çarpı x eksi 4. Diğer türlü de yaparsınız ama hani daha rahat görmeniz açısından bunu anlatmak istedim. x kare artı 3ax artı 2a kare. Onu da şuraya yazalım arkadaşlar. Boşluk yok orada çünkü. x kare artı 3ax artı 2a kare demiş. Şimdi x e x burası bir kere. Çarptığı x kare olacak. Çarptığı zaman 2a kare. Toplayınca 3a olacak. Yani 2a'ya a. Bakın ne oluyor? a ile 2a'yı topladığı zaman 3a'yı veriyor. Demek ki arkadaşlar bu da şöyle yazabilirsiniz artık kırmızı kalemle. X artı 2A çarpı X artı A olarak ne yapmış olduk arkadaşlar? 3 terimlerin çarpanları ayrı şeklinde bulmuş olduk. Unutmayalım arkadaşlar. A eşit değil 1 ise bu defa. Bakın AX kare artı BX artı C 3 terimsin çarpanları ayrılması. Örneğin bakın <laughs> örneğinle başlıyorum. 10X kare artı 3X eksi 1 ya. Şimdi 10X karenin çarpanları 5X'e X. Eksi 1'in çarpanları eksi 1'e artı 1 olacak. Ama çapraz yaptığınız zaman bakın 5x ile 1'i çarptık. Değil mi? Eksi 2x ile de 2x ile eksi 1'i çarptık. Şurada ortadaki terimi yakalamış olduk. Buna dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Şunu şöyle yapalım. Ortadaki terimi elde etmeniz lazım. O zaman yazarken yan yana yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki 5x 1 çarpı 2x artı 1. Peki. Sırayla yürüyelim. Bakın. Şuradan yürüyelim. 2x'e x bir kere bu. Bu da 1'e 2 ama ortayı yakalamam için bunu 1 buna da eksi 2 koyacağım ben. Bakın eksi 2 koyacağım ki bakın arkadaşlar. Eksi 4 x buradan gelecek. 1 x de buradan gelecek. Toplaca eksi 3 x ortayı veriyor. O zaman yazarken yan yana yazıyorum. Bakın 2 x 2 x artı 1 çarpı x eksi 2. Buna gelelim şimdi. 6 kare eksi ab eksi 12 b kare diyor ya. Bunu da 3 a 2 a dersem. 3 a 2 a ne yaptı? 6 kare yaptı. Deniyorum yani. Sizlerle beraber deniyorum gençler. Yani yapacak bir şey yok. 12a kare diyor. Bakın şimdi ortadakini yakalamam böyle mümkün mü? Değil mi? Ona bakacaksınız. Peki 12b karenin çarpanları nelerdir gençler? 4b'ye 3b. Bakın. Şöyle yapayım. Renkli kalem alayım. 4b'ye eksi 3b. Bakalım şimdi oluyor mu? Yani şu şekilde çapraz yaptığımız zaman yani 3a ile eksi 3 b çarpın. Eksi 9ab. 2 i̇ki iki a ile de 4 b çarpın. 8ab yapacak. Bakın ortayı yakalıyorsunuz. O zaman diyorum ki ben burada 3A artı 4B çarpı 2A eksi 3B. Çarpanları buymuş. Buna geldik arkadaşlar. 18x kare artı 4 var burada. O zaman bunu 6x'e 3x dersem buna da eksi 1'e eksi 4 dersem. Bakın çarptığımın artı 4 oluyor ama çapraz yapacaksınız bu defa. 6 kere 4 ne yaptı arkadaşlar? Eksi 24x. 3 kere x ne yaptı? Eksi 3x yaptı. Güzel i̇şte yazamadım. Eksi 3x. Buradan da eksi 27x sonucuna ulaşıyorsunuz. Dolayısıyla arkadaşlar bunun yap do, oluyor yani ortayı veriyor. 6x eksi 1 çarpı 3x. X4 sonucuna ulaşmış oluyorsunuz. Peki. Olayı anladık. Anladığımıza inanıyorum. mx kare artı 2 m eksi n x, eksi 2 n ifadesini çarpanlara ayıralım. Arkadaşlar bakın burada şuraya bir daha yazayım da altına yazacağım çünkü. Artı 2 m eksi n x eksi 2 n. Bakıyorum şimdi burası bir kere mx'e x. Çünkü mx kare olması gerekiyor ya. Şimdi burada da arkadaşlar burada ne yapabilirsiniz? 2'ye, 2m olacak ya şu 2'yi buraya yazarsınız. Artı 2m olduğu için bunu artı yaparsınız. Bunu da eksi yaparsınız. Oluyor mu bakalım şimdi? Kırmızı kalemle yapalım. Bakın burada ne oldu arkadaşlar? 2mx oldu. Şöyle gidelim. 2mx. Eksi bununla bunu çarpın. mx. x parametresini aldığınız zaman burada 2 m eksen yapıyor. Bakın ortayı yakaladık. O zaman diyorum ki ben burada bu arkadaşımızı çarpanları demek ki mx eksi n çarpı x artı 2 olarak yazılabilir gençler. Şunu şöyle bir bulut içine alalım. Peki. Unutmayalım gençler. Tam kare ifadeler var bir de. Çok iyi önemli olan tam kare ifadeler. Şunu da mavi kalemime geçeyim x artı y'nin parantez karesi eşittir. x kare artı 2 xy artı y karedir arkadaşlar. Birincinin karesi, birincinin çarpı iki katı, ikincinin karesi. x eksi y'nin parantez karesi ise, iki, birincinin karesi x kare, birincinin çarpı iki katı, ikincinin karesi y kare. Genellikle üçlü yani üçlü kareler genellikle çok karşımıza çıkmaz ama yine de ben bir kere değiniyorum arkadaşlar. Yani en azından bir altyapısı oluşsun gibilerinden elimize dursun. Şimdi bakıyorum şimdi. Birincinin karesi, ikincinin karesi, üçüncünün karesi. Artı iki tane birincili ikinci çarpımı, birincili ikincili üçüncü, birincili ikinci üçüncünün çarpımı gibi. Öyle ezberleyin. Bakın x artı y eksi z'yi bakın şöyle yazayım ben. Hani gören, görelim diye beraber yapalım şöyle. Birincinin karesi, ikincinin karesi, üçüncünün karesi var. Artı iki çarpı bakın. Birincili ikinci çarpımı x y. Birincili üçüncü çarpımı eksi x z. İkincili üçüncü çarpımı eksi y z. Bu kadar. Peki. Aşağıdaki ifadeleri çarpanlara ayıralım. Arkadaşlar x kare artı 6 x artı 9. Bakın yine burada da yapabilirsiniz. x'e x. 3'e 3, e 3. O zaman x artı 3. İkisi de 3 olduğu için x artı 3 çarpı x artı 3 aslında. Ya da x artı 3'ün parantez karesi. Geldik buna. x'e x. Eksi 5'e eksi 5. x eksi 5 çarpı x eksi 5'ten. x eksi 5'in karesi. Buna gelelim yine. X'e x, e x 6'ya 6 değil mi? 36 yapıyor. X artı 6 çarpı x artı. Hocam nasıl x? Ben de anlamadım nasıl x? X artı 6. Bu da x artı 6'nın parantez karesi olarak da yazılabilir. Buna geldim şimdi. Bakın burası 4 x ise 4 x. 4 kere 4 16 x kare yapsın diye. Burada 3'e 3 ama eksi 3'e eksi 3 diye. Ortayı verecek. Eksi 12, eksi 12, eksi 24 yapsın diye. 4x eksi 3 çarpı 4x eksi 3'ten. Arkadaşlar bu da 4x eksi 3'ün parantez karesi olacak. Buna geldim. 3x'e 3x, e 3x çarptırma 9x kare yapacak. Burası da birebir. Yani 3x artı 1 çarpı 3x artı 1'den gençler. 3x artı 1'in parantez karesi olarak elde etmiş olursunuz. Peki örnekle daha iyi süsleyeceğime inanıyorum ama mantığını kavratmaya çalışıyorum. Arkadaşlar gruplandırma metodu ise çok terimler uygun şekilde gruplandırılarak çarpanlar ayırma metotları uygulanır. Yani bakın burada dört tane terim var. 2 terim olsa tamam. O zaman gruplandırma yapıyorum. Diyorum ki arkadaş bu ikisini gruplayalım. A'lar ortak. Bunda da bunu gruplayalım. Burada B'ler ortak. Yani A parantezinde X eksi Y artı burada da B parantezinde X eksi Y oldu. Burada dikkat edeceğiniz nokta şu olacak. Tekrardan ortak bir şey alınabilsin. Yani bir anlamı olsun. Yine burada x eksi yler ortak gençler x eksi y ortak parantezinde a artı b bakın ne oldu yine çarpanlara ayrılmış oldu bu ifade. Peki x kare eksi y kare artı 6x eksi 8y eksi 7 ifadesini çarpanlara ayıralım arkadaşlar yine burada bakın ben gruplayacağım önce x kare artı 6x'i bir grup alacağım eksi y kare artı 8y'i de bir grup alacağım eksi 7. Ne yapmış olduk? x'leri bir tarafta kendi arasında y'leri bir tarafta kendi arasında toparlamış veya gruplamış olduk. Şimdi bakın burada hatırlayın tam kareyi anlattım ya deminki dersimde. Deminki anlatımda x artı 3'ün karesidir bu aslında. Fakat birincinin karesinden x kare gelecek. ile ikincinin çarpımından iki katından 6x gelecek. Fakat artı 9 gelecek ya onu bir x 9'a çıkartıyorum. Artı. Buna geliyorum arkadaşlar. Burada da y artı 4'ün karesi yapıyorum. 8'in yarısı 4 olduğu için. Fakat birincinin karesi y kare. Birincinin ikincinin çarpı iki katı 8y İkincinin karesi 16 geleceği için burada eksi 16 yazıyorum arkadaşlar. Şuradaki eksi artı eksi yazmışım. Şurası eksi. Eksi de en dışarıda var. Düzenleyelim şimdi bunu. Bakın x artı 3'ün parantez karesi eksi 9. Eksi dağıtıyorum bunu. Y artı 4'ün parantez karesi artı 16 eksi 7 oldu. Şimdi arkadaşlar eksi 9 ve eksi 16 yapacak. Bunu götürecek. Ne kaldı elimizde? Şuradan başlayalım x artı 3'ün parantez karesi eksi y artı 4'ün parantez karesi. Hatırlar mısınız? Tam pardon iki, iki kare farkı vardı hatırlarsanız iki terimlerde. Bunu şöyle yazabilir, yazabilirsiniz artık. x artı 3 artı y artı 4 çarpı x artı 3 eksi y eksi 4. Bir artılı bir eksi yazmış oldum. Buradan x artı y artı 7 Çarpı x eksi y eksi 1 olarak ne yapmış olduk? Bakın yine aynı şekilde çarpanlarla ayırmış olduk arkadaşlar. Bu soru güzelmiş. Bu tarz sorular çok karşıma çıkabiliyor bazen. Terim ekleyip çıkararak çarpanlara ayırma metodu. Arkadaşlar verilen, if verilen ifadelerde çarpanlara ayırmayan durumda uygun olan terimler eklenip çıkartılarak ifade çarpanlara ayrılabilir. Bazen öyle karşılaşabiliyoruz. Mesela birincisinde bakın şöyle x küp artı x kare eksi x, x artı 2 diye bir ifade var. Gördük değil mi bunu? Gördük. Şimdi ben şuradaki 2'yi arkadaşlar 2'yi 1 artı 1 diye yazacağım. Yani 1 artı 1 diye parçalar ayacağım. Yani ne olacak? x küp artı x kare değil mi? Eksi x, x artı 1 olsun. Artı 1. Ne yapmış olduk? 2'yi 2 iki parçaya böldük. Birinci biri şuraya yazıyorum. x küp artı 1'e yazıyorum. Diğerini de x kare eksi x, x artı 1 diye grupluyorum. Bakalım şimdi. Birincisindeki çarpanları nasıl ayırdık? Hatırlayalım bunu. Bu x artı 1 çarpı birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı ikincinin karesiydi hatırlayın. Artı x kare eksi x artı 1'den ortak parantez var. Bakın ortak yakaladık. O zaman x kare eksi x artı 1 ortak parantezinde x artı 1 buradan gelecek. Artı 1 de buradan gelecek. Çünkü x kare eksi x artı 1 dışarı yazdım. x kare eksi x artı 1 Hatta çarpı diye bunu şöyle düzgün düzgün yazalım. Çarpı x artı 2 olarak ne yapmış olduk gençler? Çarpıları ayırmış olduk. Şunu da şöyle bir bulut için aldık. Hocam çok güzel yaptınız. Bravo. Bakın yukarıda ne var? 4 x üzeri 4. Şunu bir yazıyorum şöyle işlemiyorum. 4 x üzeri 4 artı 3 x kare y kare artı 9 y üzeri 4. Şimdi arkadaşlar burada şunun 2x 2x'in karesi bu da 2x'in karesi olarak yazdım ama bu da 3y'nin karesi. 3y'nin karesi olarak yazdığınız zaman bakın 6x kareye kare buradan 6x kare kare buradan 12x kareye kare gelecek. O zaman ben buraya 9x kareye kare ekliyorum. 9x kareye kare çıkartıyorum. Bu kadar basit. O zaman diyorum ki 4 şu 2x kare artı 3y karenin karesi gelecek burada ama eksi 9x kare y kare de olacak. Çünkü açtığımız zaman ne oluyordu? Bu olmuyordu çünkü. Biz terim ekledik buraya bu soruya. Bunu iki kare fark olarak yazıyorum yine bakın. 2x kare artı 3y kare eksi 3xy çarpı yine 2x kare artı 3y kare artı 3xy olarak. Ne yapmış olduk arkadaşlar? 2 kare farkı ile yaptık. 2 kare